Evet, Doktor Mihaj ile sohbetimize devam ediyoruz. 15. sorudayız. Hocam yine paradan, nakitten bir soru var. Zengin olmak istiyorum hocam. Hangi bölümü okumalıyım zengin olmak için? Ne önerirsiniz hocam size? Şimdi dünyada bazı bölümler değişmiyor. Mesela hukuk, yani en önemli bölüm hukuktur. Çünkü hukuk olmadan hiçbir şey olmaz. Yani tıbbın çok önemli olduğunu söylerler. Çünkü tıp ölümle insan arasında bir bölümdür. Ama tıbbın da tıp uygulaması için hukuka ihtiyacı var. Yani hastanede hekimin sözleşmesi, hekim hasta sözleşmesi, evet, her yerde sözleşme var. Bunun sözleşmesinde hukuk var. Dolayısıyla hukuk da ahlakın, etiğin yazılı hali olduğu için hukuk olmadan tıp olmuyor. Dolayısıyla bazı önemli bölümler vardı. Bunlar hiç kaybolmaz. Yani hukuk insan olduğu sürece hukuk bölümü var. Bazı bölümlerde değişiyor. Yani ihtiyaç yok. Zaman içinde kaybolur o bölümler. Yani ihtiyaç olmayan bölümler var. Mesela atıyorum marangozluk işte artık şimdi 3 boyutlu yazıcılar yapıyor bunu. Yani insan elinde marangozluk falan bitiyor. Bazı bölümlerde kayboluyor. Bizim de ömrümüzün belli bir aktif süreci var. 70 sene, 80 sene yaşıyoruz. Arasında insan o dönemde hangi, şimdi şu anda dünyada yazılım mesela çok öne geçti. Gençler tabii doğal olarak herkes yazılımcı olmak istiyor. Hı. Ama herkes yazılımcı olmaya kalkınca da bu kadar bir enflasyon oluyor. Yani çok fazla yazılımcı var. Bu defa işsiz kalıyorlar. Çünkü mesela diş hekimliği öyleydi. 90'lı yıllarda çok iyi bir şeydi. O kadar fazla diş hekimi talebe attı ki şimdi diş hekimliği nereye çalışamadı çünkü pasta küçülüyor. O kadar diş hekimine ihtiyaç yok. Evet. Dolayısıyla burada arz talep bir paradoksu var. Hangi bölüm bana çok para kazandırır değil. Ben hangi bölümde daha kendimi anlamlı buluyorum? Kendimi daha benimle barışıktır. Ben bunda tutkum var. Bunu görmesi lazım. Sonuçta para için bir bölüm okuduğun zaman o bölümden para kazanamazsanız o bölümü bırakırsınız. Çünkü hiçbir meslekte garanti yok illa para kazanacağız diye. Bizim beklemenin sonuçta da olabilir. Şöyle bir şey de olabilir. Çok para kazanıyor ama net bir şekilde mutsuz, sevmiyor o işi. Mesela. Karakterle paranın arasında ilişki yok. Değil mi? Tüm araştırmalar şunu gösteriyor. Karakterle paranın. Yani bir insan çok parası olması çok karakterli olduğu anlamına gelmez. Ama bu tamamen toplumda genel bir safsata, bir akıl yürütme hatası. Çok parası olursa çok mutlu olursun. Çok paran olursa yani çok güçlü bir insan olursun. Bu doğru bir düşünce görüş değildir dünyada. Dolayısıyla bu görüşü de gençlerde de olabiliyor. Ama bu görüşten ne kadar erken kurtulurlarsa o kadar daha gerçekçi yaşamış yani oluyor. Şeydi, para kötü bir şey değil ama para her şey değil. İlişkili değil. Bir duygu durumudur. Yani insanın mutlu olması duygu durumudur. Ama bu duygu durumu ne kadar gerçekçi olursa o kadar duygu gerçek olur. Gerçekçi bir duygu durumu içinde gerçeğe bağlı olması lazım. Yani evrendeki gerçeklere bakarak bir çiçeğe bakmak o çiçek bir gerçektir. Bir hayvanı sevmek bir gerçektir. Doğayı sevmek, atmosfere kimyasal gazları salmamak, zarar vermek, denizleri kirletmemek, yani başka insana karşı duyarlılık, duygusal zekamız. Bunlar hayatın gerçekleri. Bunlar bizi mutlu eder. Mutlu olduğu zaman insan anlam bulur. Anlam bulduğunda da birçok şey olur, başa gelir. Onların bir tanesi de paradır. Paranın miktarı zaten çok, yani sonuçta biliyorsunuz yemek yediğimizde bir tabak yemek yiyoruz. Yani çok paranız olduğunda 10 tabak yiyemezsiniz. Yani bir öğünde ya da ayakkabınız sizin ayağınızda Suat Hocam bir çift ayakkabı var. Benim elimde bir çift var. Evet. Yani çok zengin olsan da aynı anda iki çift yiyemiyorsun yani. Sonuçta bir aracı biliyorsun. Bir limitleri var insanın. Aynen, güzel hocam. Yani gerçekten burada yani zenginlik aslında bir amaç olmamalı. Yani paradan para kazanan zihniyetin gençleri bu şekilde manipüle ederek çok para kazanır. Mesela şu anda sanal paradan. Herkes çok zengin olmak istiyor ama herkes çok zengin olmak isterse zenginlik nereden gelecek? Çünkü sonuçta herkes içinde o para bir şekilde paylaşacak. Doğru. Yani kaynağı sınırlı. Fizik yasalarının sınırları var. Doğru hocam ya. Yine bir pencere açtınız bize hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın.